Hanımının kötü huyuna katlanmanın mükafatı. Muteber kitaplarda erkeğin hanımı üzerindeki hakkı daha çoktur buyuruluyor. Kadın, kocasına elinden geldiği kadar güler yüzlü davranıp sevgi göstermeli, diliyle de onu incitmemelidir. Hadis-i şerifte buyuruluyor ki, kıyamette Allahü Teala, kocasına diliyle eziyet eden kadının dilini 70 arşın uzun yapıp boynuna dolar. Kocasına kötü gözle bakan kadını da başı kesik ve bedeni parçalanmış hale çevirir, şıra. Karı koca iyi geçinip, birbirlerinin rızalarını almaya çalışmalıdır. Birbirinin kötü huylarına sabretmelidir. Hadis-i şerifte, hanımının kötü huylarına katlanan erkek, belalara sabreden Eyyub aleyhisselam gibi mükafatlara kavuşur. Kocasının kötü huyuna sabreden kadın da, Hazreti Asiye gibi sevaba kavuşur, buyuruldu. İyi, Gazali. Bir gün Hazreti Fatıma, ağlayarak babasının huzuruna geldi. Resulullah Efendimiz buyurdu ki, ya Fatıma, niçin ağlıyorsun? Kasıtsız söylediğim bir sözden zevcim Ali bana kızdı. Özür diledim. Fakat onu üzdüğüm için ağlıyorum. Kızım, bilmez misin, Allahü Teala'nın rızası kocanın rızasına bağlıdır. Ne mutlu o kadına ki daima kocasının rızasını arar, kocası ondan razı olur. Kadınlar için en üstün ibadet, kocasına itaattir. Erkek, hanımından razı olunca, o kadın istediği kapıdan cennete girmeye hak kazanır. Kocasını üzen kadın, onu razı edinceye kadar, Allahü Teala'nın lanetinde olur. R. Nasıl? Günümüzün çalışma şartları ağır, para kazanma çok zordur. İş ahlakı, güzel ahlak, yok gibidir. Erkek çoğu zaman bu şartlar karşısında bunalır, çok sıkıntı çeker. Akşam evine, pestil olmuş bir vaziyette gelir. Bu halde eve gelen koca, haklı olarak hanımından en azından tatlı dil, güler yüz ve ilgi bekler. Bunu da göremezse dengesi iyice bozulur. Sözleri ve hareketleri normal olmaz. Hanıma düşen vazife, bu sayılanları yapamıyorsa hiç olmazsa susup, onu daha fazla üzmemelidir. Büyüklerimiz, evinde huzuru olmayan, zindandadır. Buyurmuştur. Din büyükleri buyuruyor ki, şeytanlar kafirlerle değil, Müslümanlarla uğraşır. Şeytan, avanesini sabah salar, gece rapor alır. Birisi, namazını bozdurdum, der, birisi, orucunu bozdurdum, der. Diğeri, haram yedirdim, der. Şeytan hepsine de, tamam, der. İçlerinden biri de, ben, karı kocanın arasını bozdum, der. İşte şeytan buna çok sevinir, aferin, diyerek onu alnından öper ve en büyük işi sen başardın, bu olunca hepsi zamanla bozulur, der. Onun için hep tetikte olmalı, şeytana ve nefse bu fırsatı vermemelidir. 19 Ekim 2019 Türkiye Gazetesi, Bizim Sayfa, Ahmet Demirbaş.